tarafta uğraşan ve süt üreticileri bugünlerde yem ve satış konusunda oldukça sorun yaşıyorlar. Bu sorunları detaylandıracağız. Bizi Balıkesir'de Erdem Özdemir şimdi bekliyor. Yanında da Balıkesir Bölgesi Hayvancılık Kooperatifi Başkanı Sayın Faruk Özden var. Ve sözü size bırakıyoruz Erdem Özdemir. Düzelttim, özür dilerim. Evet Yeşim, Balıkesir'deyiz. Yanımızda çok değerli bir konuğumuz var. Balıkesir Bölgesi Hayvancılık Kooperatifleri Birliği Başkanı Sayın Faruk Özen. Efendim, öncelikle teşekkür ederiz yayınımıza katıldığınız için. Tabii Balıkesir Bölgesi hayvancılıkla geçinen önemli geçim kaynaklarından biri. Siz de bu kooperatiflere başkanlık ediyorsunuz. Evet. Son dönemde de yemlerle ilgili bazı sorunlar var. Sizden bu sorunları dinleyebilir miyiz? Evet, ben de öncelikle hoş geldiniz diyorum. Bizim için çok büyük önem arz eden böyle bir konuyu da gündem yaparak bize söz hakkı verdiğiniz için de Ulusal Kanal'a teşekkür ediyorum. Sizi buradan ağırladığımız için de memnuniyetimizi dile getirmek istiyorum. Belirttiğiniz gibi Balıkesir tarım ve hayvancılıkta Türkiye'nin önemli illerinden biri. Gerek bitkisel üretimde, gerek hayvansal üretimde, gerek tarıma dayalı ihracatta, ülke ekonomisine ciddi katkılar veren bir ilimiz. Hayvancılık özelinde de yaklaşık 650 bin büyükbaş hayvanımızla, günlük 2000 ton ortalama bir süt üretimiyle de yine üst sıralarda gelen bir ilimiz. Tabii ki 2020 yılında pandemi nedeniyle tüm dünyada, tüm ülkelerin ekonomilerinde ciddi sarsıntılar yaşandı. Beklenmeyen gelişmeler yaşadık hep birlikte. Daha da ne yaşayacağımızı tam olarak bilememekle beraber. Tarım ve hayvancılık sektörü pandeminin ilk günlerinde, ilk aylarında aslında gıda sektörünün önemi ortaya çıkmış oldu. Evlerine, sokağa çıkma yasaklarında evlerine kapanan insanlar önce marketlerden mutfak ihtiyaçlarını gidermeleri tabii tarımsal üretimi ön plana çıkardı. Fakat Haziran ve Temmuz aylarıyla beraber dövizdeki olağanüstü hareketlilikle beraber hayvanlarımızı beslemede kullandığımız fabrika yemini diye nitelendirdiğimiz yem fiyatlarının dövize endeksli olarak artış göstermesi, buna istinaden talep ettiğimiz süt zammının da Hazine ve Maliye Bakanlığı bünyesinde bulunan gıda komitesinden izin çıkmaması üzerine bir krizimiz oluştu. Süt fiyatları, artan yem fiyatları karşısında hayvan besleyen çiftçilerimiz büyük sorunlarla karşılaştılar. Tam anlamıyla şöyle ifade edebilirim. Şu anda gerek besiciler, kırmızı et üreten çiftçilerimiz, gerek süt üreten çiftçilerimiz maliyetinin karşılamamakla beraber zararına iş yapıyorlar. Mal ettikleri fiyatlara satamıyorlar ne sütünü ne de etini. Tabii ki bizler devletin yaşadığı sıkıntıları, toplumun yaşadığı sıkıntıları, diğer sektörlerde yaşanan sıkıntıları yakinen takip ediyoruz. Ancak burada Ekim ayında talep ettiğimiz bir ara zam vardı süt fiyatlarına. Yem fiyatları arttı, karşılamıyor maliyetimizi. Bu ara zam mı gıda komitesinin onaylamaması üzerine sıkıntılar başladı. Yem fiyatlarına da kimse dur diyemiyor. Bunlarla ilgili yapılan açıklamalar açıkçası bizi tatmin etmedi. Yem fiyatları 1 Ocak 2020'de döviz bazında 28 dolar sent, bugün de 28 dolar sent. Kendilerini dövize göre korumuşlar. Şimdi itirazımız şu noktada, 50 kilogramlık bir yemin 50 kilogramın tamamı ithal edilmiyor. Özellikle Eylül ayında biten bir harmanımız oldu. Mısırımızı 1,5 liradan sattık. Buğdayımızı 1,5 liradan sattık. Arpamızı 1,35'ten sattık çiftçiler olarak. Bunlar şu anda yem sanayinin elinde, bize dövizle geri geliyor.
Bizim buğday ithalatımız toplam üretimimizin %20'si oranında. Onun da birçoğu makarna, bisküvi sanayinde ihracata dayalı, dahilde işleme rejimi kapsamında ithal edilen buğdaylar. Ama bize öyle anlatılıyor ki yemin %80'i ithal. İthal olunca tabii dünya piyasalarının daralmasını da bahane ediyorlar. Biz onları bir miktar anlıyoruz ama bizi anlamamalarına, bizimle alakalı bizim söylediklerimizdeki doğruluk payını asla görmemelerine biz de hem üzülüyoruz hem güceniyoruz hem de sektörün ciddi zarar aldığını belirtmek istiyoruz. Çünkü bu sektörde %76 oranında küçük aile çiftçileri var. Bu insanlar terk ettiklerinde bir daha dönemiyorlar. Tarım ve hayvancılık terk edildiğinde bir daha geriye görüyorsunuz Tarım Bakanlığı ciddi projeler yapıyor. Gençleri köye döndürmek için. Üzerine para veriyor. Bunlara ne gerek var? Orada köylüyü köyünde doyurmak varken bunlara ne gerek var? O kaynakları başka türlü daha verimli kullanabiliriz. Dolayısıyla bizim son zamanlarda ilgili bakanlıklara da müracaatımız bu yönde oldu. Dedik, Tarım Bakanlığı'ndan olumlu bir dönüş aldık aslında. Madem süt fiyatlarına zam yapamıyoruz, desteklemeleri arttıralım. Yani kamu kaynaklarıyla yem sanayi finanse edilmiş oldu. Bize sizin sütünüze zam yok ama desteğiniz artıyor. Elbette hiçbir şey yapılmamış olmasına göre böyle bir şey yapılmış olmasını evet biz yani memnuniyetle karşıladık ama çözüm ve çare bu değil. Biliyorsunuz 2 yıl önce domates, patates, soğan konularında piyasada spekülatörler var denildi. Depolar basıldı. Bazı insanlar ceza yedi. Biz de diyoruz ki devletimiz şu anda bir yem sektörüne bir mercek tutsun. Acaba buralarda neler var? Spekülasyon mu var? Manipülasyon mu var? Her neyse bir bulsun. Biz bir şeyler var olduğunu hissediyoruz. Ama bunu ortaya çıkarmak devletin görevi. Çağrımız sizin aracılığıyla da şu anda bu yöndedir. Ekonomide dar boğazlar hep olmuştur. Belli yıllar aralığıyla dünyada krizler olmuştur. Bazı sektörler büyük zarar alır. Biz bunları göğüsleyebiliyoruz. Çünkü gözümüzün önünde gelişen olaylara arkamızı dönemeyiz. Ancak bizim sektöre münhasır gelişen bu haksızlıklara susamayız. Örneğin süt fiyatları Ulusal Süt Konseyi'nde belirleniyor. Ulusal Süt Konseyi Başkanımızın da kendi ağzıyla açıkladığı gibi hayır diyor. Ben artık etkisizim. Yani etkisiz eleman oldum. 31 Ocak 2018'de resmi gazetede yayınlanan tebliğ asıl 2015'te yayınlanmıştı. Çiğ sütün sözleşmeli usulde satışını düzenleyen bir tebliğdi. Ona ilave yapıldı. 31 Ocak 2018. Denildi ki Ulusal Süt Konseyi süt fiyatlarını belirlemeden önce Gıda Komitesi'nden onay alır. Şimdi serbest ticaret bir kenara itilmiş oldu. Gıda Komitesi izin vermedi Ekim ayında. Bir ara zam istemiştik. Şimdi buradan sizin aracılığınızla 31 Aralık'ta bizim süremiz doluyor. 1 Ocak'tan itibaren yeni süt fiyatı belirlenecek. Bu yeni süt fiyatının artan maliyetlerimiz karşısında hep söylediğimiz bir rakam var. Aslında o da şu anda düşük kaldı ama 3 liranın altında açıklanmaması yönünde gayretlerimiz var. Bunu da buradan kamuoyuna sizin aracılığınızla iletmek istiyorum. Ve inşallah bu doğrultuda olacaktır ve biz de bunun bu yönde takipçisiyiz. Umarız öyle sonuçlanır ve mevcudu korumak açısından en azından mevcut üreticiyi korumak açısından önemli olduğunu söylüyorsunuz değil mi? Elbette. Zaten çiftçi toplumun en kanaatkar kesimidir. Kadir Şinaz'dır, kanaatkardır.
bereket versin demesini çok iyi bilir. Kazanamadığında da seneye inşallah umutlarını yeni yıla taşır. Bu böyledir. Ancak toplumu doyuran insanların her en meşakkatli mesleği yaparken sabah o soğukta gün doğmadan kalkıp ahırına girip hayvanlarından sağdığı sütle geçimini sağlamaya çalışan insanların hakkının yenilmemesi gerekiyor. Yani bir de az önce söylediğim rakam çok önemli. %80 Türkiye'de üretilen sütün %80'ini küçük aile işletmeleri üretiyor. Yani 20 baş altı hayvana sahip olanlar. Tabii bu insanlar çok kırılgan. Göçe müsait. Yani 20 tanenin altındaki hayvanını bir anda satıp şehirlere göç etmeye müsait. Göçün ne anlama geldiğini, toplum sosyolojik yönden ne gibi sıkıntılar doğurduğunda herkes çok iyi biliyor. O yüzden köylüyü köyünde doyurmak istiyorsak maliyetlerini ve maliyetin üzerinde bir kar marjını eksik etmememiz gerekiyor. Çok teşekkür ederim efendim. Ben teşekkür ederim. Evet. Balıkesir Bölgesi Kooperatifler Birliği, Hayvancılık Kooperatifleri Birliği Başkanı Sayın Faruk Özen, besicilerin ve süt üreticilerinin sorunlarını anlattı. Devlet yetkililerine seslendi. Biz de Üreten Türkiye'nin Sesi ulusal kanalı olarak ekranlarınızda taşıdık. Sözü tekrar size bırakalım. Peki. Erdem Özen'e çok teşekkür ediyoruz. Balıkesir'e de selamlarımızı gönderiyoruz. Tabii Sayın Özen'e de çok teşekkür ediyoruz katkılarından dolayı. Gün ortası devam ediyor ama şimdi siyasetin gündemini